Manşete hoş geldiniz. En şık hareket nasıl atlandı? Dün akşamdan beri Türkiye kamuoyu bu fotoğrafı konuşuyor. Fotoğraf Paris Olimpiyat Oyunları'nda çekildi. 2 gün önce ama. Peki neden 2 gün önce haberimiz olmadı da 2 gün sonra dünyada bu kare viral olunca, çokça paylaşılınca Türkiye'deki insanlar da buna uyandılar, fark ettiler? Onun hikayesini anlatacağım. Resimdeki kişi Jandarma Assubayı Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç. Daha önce çokça Olimpiyat Oyunlarına, Akdeniz Oyunlarına katılmış. Mesela 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarına katılmış, Türkiye'yi temsil etmiş. 2013 Akdeniz Oyunlarında altın ve gümüş madalya kazanmış. Ve atıcı. Havalı tabanca deniyor, başka şeyler deniyor. Havalı tabanca karışık takım mücadelesi diye geçiyor. Ben de biraz baktım. Yani hiç bildiğim, anladığım bir şey değil ya. Müsabakayı da seyretmedim. 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesi. Takım dediğinize göre yanında bir de kadın var. Şevval İlayda Tarhan. Ondan da hiç kimse bahsetmiyor. Bütün bunların hepsine bakacağız. Esasen takım olarak alınmış bir gümüş madalya söz konusu. Fakat bu poz tabii viral oldu. Bu poz viral olunca bunun ne zaman olduğu, nasıl olduğu, ne biçimde olduğu da unutuldu. Çok şık bir hareket ya da ne bileyim şahane hareket falan gibi yorumları da beraberinde getirdi. Doğru. Son yıllarda Türkiye'den çıkan en şık hareket olabilir. Doğru dürüst yatırım da yapmadan, para da harcamadan Türkiye'nin veya Türkiye'den bir sporcunun konuşulması falan yönüyle de enteresan. Evet, bu hesap paylaştı ilk. 51 yaşında Türkiye'den bir yaşlı adam, özel lensler takmadan, kullanmadan, göz koruyucu ya da kulak koruyucu kullanmadan gümüş madalyaya böyle uzandı diyor. Enteresan ve bu mesaj X platformunda 95 milyondan çok görüntülenmişti. Ben caps'i aldığımda Eurosport'da bu şeyi alıntıladı. Bu mesajı alıntıladı ve enteresan bir başlık attı üzerine. The name is Dikeç. Yusuf Dikeç dedi. James Bond filmlerinden ilhamla. My name is Bond, James Bond. Hatta Elon Musk bile bir fotoğrafın altına nice, güzel, şık, hoş, neyse gibi yorum yaptı. Dolayısıyla dünyada da bu vesileyle bilmeyen kalmadı. Hatta karşılaştırmalar yapıldı. Soldaki Güney Koreli sporcu, sağda da Yusuf Dikeç. Buradan hareketle karikatürleri çizildi saatler içerisinde. Dünyada, yani dünya bir konuya özellikle sosyal ağlarda ilgi duyduğunda aman Allah'ım inanılmaz mavrası dönüyor. Birkaç saat içinde önüme ne kareler düştü. Bu da onlardan biriydi. Ağzına bir sigara yerleştirmişler. Güzel de yerleştirmişler, yani usturuplu. Hatta bir hesap Türk John Wick dedi. John Wick serisini bilenler, hatırlayanlar olacaktır. Burada da işte böyle karşılaştırmalar yapıldı. İşte Çömez'le Master'ın falan karşılaştırması falan gibi. Böyle karikatürler hemen her dilde. Tabii Associated Press hemen ya kim bu adam falan, dünyada viral oldu falan diye olayı incelemeye, araştırmaya başlarken Lale Demirkaya'nın tweet'i ilginçti. Gerçekten güzel. Şu turist uzayda birkaç gün süzülsün diye 55 milyon dolar ödedik. Gerçekten ismini bile hatırlamıyorum, kimdi bu? Adını bizden başka kimse bilmez. Yusuf Dikeç ise dünya tarihinde haklı yerini aldı. Acaba kaç kuruş ödedik diye soruyor. Gençlik Spor Bakanı da adını bilmezsiniz. Üstünde yazıyor. İşte o duyurdu bu gümüş madalyayı. 30 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde. Ama kimsenin ruhu duymadı. Enteresan ya, bu kadar olimpiyatları takip eden var. Ve ilk defa Türkiye tarihinde bu atıcılık sporunda, neyse, havalı tabancayla bu sporda gümüş madalya alıyor. Enteresan, 2 gün boyunca ne maçı seyreden olmuş, müsabakayı seyreden olmuş, ne de bundan bahseden oldu. Enteresan, gazetelerde çıktı ama. Dünkü gazetelerde vardı. Yusuf Dikeç viral olduğunda Türkiye'ye çoktan dönmüştü. Öyle söyleyeyim size. 2 gün sonra patladı olay. Bir de tabii bu bir takım. Yani Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Yusuf Dikeç bir takım ve Paris Olimpiyat Oyunları'nda bir atıcılık merkezinde 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde finalde bir Sırbistan takımıyla karşılaşıyorlar. O takım da bir kadın ve bir erkekten oluşuyor ve kaybediyorlar. 16-14 müsabakada kaybediyorlar ve gümüş madalyayı bu şekilde ikisi birden gümüş alarak, yani esasen gümüş madalyayı Yusuf Dikeç Şevval İlayda'yla paylaşıyor. Evet, bu şekilde de Anadolu Ajansı geçmiş 30 Temmuz'da. İşte bu da diğer takım. Sağdaki Sırbistan takımı, bir erkek bir kadın. Soldaki Türkiye takımı, bir erkek bir kadın. Finalde kaybedince Türkiye takımı gümüş aldı. Sırbistan takımı ise altın madalya aldı ve bu şekilde de selfie çekiyorlar birlikte.
Esasen doğru açıdan fotoğraf bu. Bir takım olarak. Bir kadın, bir erkek ya da bu. Ama tabii bu fotoğraf viral olunca ister istemez herkes bunun üzerine yoğunlaştı. Peki kim bu? Yusuf Dikeç. Jandarma Subay Kıdemli Başçavuş olduğu belirtiliyor. 51 yaşında. Emekli bir jandarma subayı diye geçiyor. İlk taradığımda ulaşabildiğim bilgiler. Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde sporcu olarak aktifmiş. Daha önce olimpiyatlarda ve Akdeniz oyunlarında yarışması var. Daha önce de söylediğim gibi. TGRT televizyonuna bağlandı. 40-50 saniyelik bir görüntü. Bulup izleyebilirsiniz. Orada dedi ki, yani teşekkür ederim ama her şey dört dörtlük değil şu hayatta. Geçen yıl dünya şampiyonasına giderken, geçen yılki dünya şampiyonasına giderken 3 gün önce silahımı elimden aldılar. Yılmadık, devam ettik ve diyor bu madalyayı silahımı elimden alanlara ve sessiz kalanlar, silahımı elimden alanlar ve sessiz kalanlar dışındaki 85 milyona armağan ediyorum dedi. Bunun üzerine de acaba bu bir KYK'lı mı gibi yorumlar geldi. Avukat Hatice Yıldız ihraç değildir umarım diye yazmış. Fakat Musa Güzel enteresan bir açıdan yaklaşarak hayır ihraç değildir diyor. Soruşturma açılmıştır. Mezardakilerini diye yani soruşturma açılmıştır diye düşünüyorum. Mezardakilerini ihraç ettiler. Şehit olan Havacı Üsteğmen ihraç oldu. Emekliyi de ihraç ederler. Terör soruşturma dahi olsa olimpiyat alınacağını sanmıyorum. İşin aslı kısa sürede çıkar diyor. Yani soruşturma açılmıştır diye düşünüyorum derken sonra yo açılmamıştır noktasına geliyor. Çünkü hakkında soruşturma olan biri nasıl olimpiyatlarda yarışsın falan diye getirmiş. Doğru bir yaklaşım. Muhtemelen bir anlaşmazlık veya içeride bir kadrosuzluk, başka bir şey, bir çekişme olabilir. Fakat belli ki bu Yusuf Dikeç'e dokunmuş. Dokunmuş ve hakkını helal etmiyor başına gelenlerden dolayı. Dönelim Filenin Sultanları'na. Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı olimpiyatlarda ve hafta sonu pazar günü 4 Ağustos pazarda İtalya'yla karşılaşacak. Üçüncü maçına çıkacak ama ondan önce çeyrek finali garantilediği belirtiliyor. Bu da Eda Erdem. Çok güzel fotoğraflar veriyorlar ama Eda Erdem'in şu fotoğrafı harika. Evet. Her şey geçer, top geçmez. Şahane bir fotoğraf. Çerçeveletip asılacak bir fotoğraf. Bir diğer konu Buse Naz konusu. Buse Naz Sürmeneli. Milli boksör. Onun bir Cezayirli esasen trans kadınla eşleştiği yönünde iddialar var. %100 eşleşti ya da eşleşmedi. Daha o henüz kesinlik kazanmadı. Fakat İtalyan kadın boksör şu müsabakada Angela Carini bu Cezayirli trans kadınla karşılaştığı maçtan çekildi. Ve dedi ki boks hayatım boyunca bu kadar güçlü yumruk almadım. Çünkü karşısındaki esasen erkek. Yani erkek fiziğine sahip biri. Daha sonra işte ameliyat olmuş, trans kadın olmuş. Olimpiyatlara gelirken de esasen cinsiyet yeterliliği testini geçemediği iddiaları var. Bilmiyorum bakacağız ama Buse Naz Sürmeneli ile eşleşebilir. Tam da işte bu LGBT vesaire tartışması, tartışmalı olimpiyat açılış töreni falan konularında enteresan. İşte bu Angela Carini maçtan çekildikten sonra muhtemelen sağdaki de yani görüntü zaten çok şeyi ifade ediyor. Cezayir asıllı İmane Kalif'miş efendim adı. Evet. Buse Naz'la karşılaştığında bakalım ne olacak. Fakat bu tartışma yeni değil. 2 yıl önce de İngiltere'de benzer bir tartışma olmuştu. Ve trans atletlere yönelik tartışma. İngiliz trans kadın bisikletçi Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından İngiltere Derby'de koşulan Ulusal Omnium şampiyonasına çıkmasına izin verilmemişti. Boris Johnson bile o zaman dönemin başbakanı olarak İngiltere'de tartışmaya katılmış. Bence biyolojik erkekler kadın spor müsabakalarında yer almamalılar. Belki tartışmalı bir şey ama bana mantıklı gelen bu demişti. Esasen kadınlar ve erkekler spor yani normal hayatta, günlük hayatta, siyasal yaşamda neyse eşit olsalar da hatta işte Hollywood'da eşit işe eşit ücret gibi filan kampanyalar oldu. Me Too neyse kampanya pek çok şey oldu. Özellikle son 15-20 yılda bu konuda çok mesafe alındı. Fakat sporda değişmeyen bir konu var. Kadın kategorisi ve erkek kategorisi. Bunun da değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü fiziksel olarak
iki ayrı alanda, kolda neyse yarışmaları gerekiyor. Futbolda, voleybolda, diğer pek çok yüzmede, pek çok sporda bu böyle. Çünkü kadınlarla erkekler karma olarak yarıştıklarında, derecelerine baktığında görüyorsunuz, kadınların erkeklerden daha iyi derece yaptığı vaki değil. Haliyle olsa bile belki ancak birkaç spor dalında söz konusu olabilir. Genelde böyle, özellikle atletizm gibi sporlarda böyle. İşte boksta, diğer başka konularda, futbol, voleybol gibi sporlarda, özellikle fizik baskın sporlarda, öyle söyleyeyim, kadınların erkeklere geçmesi çok fazla olası değil. Ondan dolayı zaten kategorik olarak ayrılar ama belli ki bu tartışma daha bir süre devam edecek. Şimdi biz oradan Haniye meselesine gelelim, güncel siyasi konulara, olimpiyatlardan. Ama olimpiyatlarda da görüyorsunuz hep yani siyasetten bağımsız değildi. Yani deminden beri konuştuğumuz konular çok da siyasetten bağımsız değil. Hamas siyasi lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldü. Hala bu konuda kimin öldürdüğü, nasıl öldürdüğü belli değil. Bu konuda rivayet muhtelif. Nisan ayında da Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu öldürülmüştü. Dolayısıyla acılı bir baba aynı zamanda ve dede. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'i pişman etme sözü verdi. İran devrim muhafızları sert bir cevap vereceğiz dedi. ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya uğrarsa İsrail'i savunuruz dedi. Rusya da kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet dedi. Bunlar dünkü gelişmeler. Dünden bugüne yeni bir şey olmadı. Onları sadece özetledim. O arada Haniye'nin Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye'ye gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacağını AKP sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. Tabii meclis tatilde, belli ki bir özel oturum yapacaklar. Neyse artık. Böyle bir şey olacaktı. Gerçi özel oturum gene yapılacak. Muhtemelen Mahmud Abbas gelip konuşacak. Filistin, tanınmayan Filistin devletinin başkanı. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi bu nasıl oldu? Bu saldırı nasıl oldu? Bu yani dışarıdan, İran'ın sınırları dışından bir füze atışıyla mı oldu? Ya da F-35 gibi bir jet, güdümlü bir füzeyle mi gerçekleştirdi bunu? Yoksa yerden bir füze mi atıldı? Hemen o Haniye'nin kaldığı yerleşkenin o civardan, İran içinden mi bir füze atıldı bilmiyoruz. Pek çok bu konuda veri var. Daha doğrusu ihtimal var. Bunlar hala tartışılıyor, hala netleşmiş değil. O arada İsrail tarafı da ben yaptım demiyor. Fakat İsrail hükümetinin sağ kanadından isimler bu eylemi alkışladılar ve biz yaptık demeye getirdiler. Bütün dünya kamuoyu da zaten İsrail yaptı olarak kabul ediyor. İsrail bu tür eylemlerde ben yaptım demiyor ama yani mesela şeyi kabul etti. Lübnan'da Hizbullah'ın iki numaralı komutanını öldürdü. Bunu kabul etti. Yine Gazze'de El Kassam Tugaylarının komutanını öldürdüğünü, teyit ettiğini açıkladı birkaç saat önce. Bu tür şeyleri kabul ediyor ama yalandan ben yapmadım da demiyor. Yaptım da demiyor, yapmadım da demiyor ama pek çok işaret bu işte İsrail diyor. Ama en azından bunun nasıl olduğuna dair bir takım veriler var. Burada da işte iki tabut görülüyor. Haniye ve koruması. İşte solda Beyrut saldırısı salı günü 7:20'de, sağda da Tahran saldırısı dün sabaha karşı 2'de. Evet. Soldaki İsrail'in kabul ettiği, teyit ettiği saldırı, sağdaki ise henüz kabul etmediği, teyit etmediği ve belki de kabul etmeyecek, teyit etmeyecek. Fakat eldeki veriler, yani bilenler her şeyi biliyor, eldeki veriler şu anda çok sınırlı. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu Beyrut'ta Hizbullah 2 numarasının öldürüldüğü bina, işte bu şekilde nokta atışla öldürülüyor. Bu da yine şeyin, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü komutan olarak geçiyor. Hamas komutanı olarak geçiyor. Muhammed Deif. Sağda üstte. Çok az fotoğrafı olduğu belirtiliyor. Muhammed Deif'in birkaç gün önceki saldırıda öldürüldüğü teyit edildi olarak geçti. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından. Yukarıda üstteki, ortadaki İsmail Haniye, Hamas lideri, political lider olarak geçiyor, yani siyasi lideri. Soldaki de Yahya Sinwar,
askeri lider, askeri kanadın lideri ki onun hala Gazze'de bir yerlerde saklandığı ya da tünellerde saklandığı düşünülüyor. Diğer liderler de görülüyor ama hepsi hedef. Haniye'den sonra siyasi lider olarak Halit Meşal'in hemen resmi altında, onun resminin altında Halit Meşal'in ismi geçiyor. Burası da %100 teyit edilmese de ki New York Times bu binayı teyit ediyor. Birazdan geleceğim. Sadabat Sarayı yakınlarında bir yerleşke olduğu, bir gazi evi olduğu ya da gaziler evi olduğu ya da gaziler misafirhanesi olduğu belirtiliyor. Bu Haniye'nin korumasıyla beraber öldürüldüğü nokta. Şimdi bu fotoğraf üzerinde biraz duracağız. Çünkü birkaç gün önce tespit edilmiş uydu fotoğrafında şu bahsettiğimiz yani ortada görülen örtü yok. Yani bu örtü yeni asılmış oraya. Ve burada kalıyordu Haniye korumasıyla beraber ve dikkat edilirse kaldığı kata nokta atış yapıldı deniyor. Hatta işte hasardan füzenin nereden girdiği, nereden çıktığı veya çıkıp çıkmadığı, nasıl bir patlamaya yol açtı türü üzerinde de askeri gözlemciler veya uzmanlar değerlendirme yapmaya çalışıyorlar. Yani bir rivayete göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı saldırısı sonucu öldürüldü deniyor. Bir başka rivayete göre aşağıdan bir saldırı yerden atılan bir füzeyle deniyor ya da bir başka rivayete göre de uçaktan atılan güdümlü bir füzeyle deniyor. Fakat ne olursa olsun yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutunun bu binaya 150-200 metre mesafede olduğu da söyleniyor. Yani enteresan, bilgiler muhtelif. Enteresan olan New York Times'ta yeni çıkan bir haber. New York Times ki ciddi bir gazetedir ve bu konuda topladığı verileri değerlendirmek gerekir. Bu fotoğrafı alıntılayarak böyle bir başlık attı. Yani dediği şey şu. Tahran'daki misafirhaneye aylar önce sokulan bir bomba Hamas liderini öldürdü. Başlıkta o yazıyor. Ve işte New York Times'ın araştırmasına göre diyor. İsmail Haniye'nin ölümüne neden olan şey İran'daki bu çok sıkı korunan kompleks ve buraya gizlenmiş bir patlayıcıyı gösteriyor diyor. Bu da başka bir iddia. İddia tabii New York Times'tan gelince de dikkate almak gerekiyor. Çarşamba günü Telegram'da ve İranlı yetkililer arasında bu fotoğrafın dolaştığını yazmış New York Times. Dolayısıyla bu fotoğrafın altını iki kere çizmemiz gerekiyor. New York Times aralarında iki İranlı ve bir Amerikalı yetkilinin de bulunduğu 7 Orta Doğulu yetkiliye göre Hamas üst düzey lideri İsmail Haniye Tahran'da kaldığı bu binada bu misafirhaneye gizlice sokulan bir patlayıcıyla öldürüldü diyor. Bu yetkililere göre bomba yaklaşık 2 ay önce misafirhaneye gizlenmiş. Misafirhane devrim muhafızları tarafından işletiliyor ve korunuyor. Haliyle büyük bir yerleşkenin de parçası. Bu bir yönüyle içeriden yardım alındığını da gösteriyor. Yani her ne olursa olsun içeriden bir destek var. İstihbarat desteği var ya da İran muhafızları veya devrim muhafızları ne dersiniz deyin. Hamas da olabilir. Bir şey var. Bir destek var. Çünkü Hamas lideri korumasıyla beraber dairesine çıkıyor ve onun orada olduğu, yalnız olduğu veya da korumasıyla beraber olacağı biliniyor ve nokta atışla görüyorsunuz. Binada hiçbir şey yok fakat o daire uçuruluyor. Çok nokta. Başka ölen yok. Enteresan. En azından açıklama bu. Enteresan. Enteresan. Bir diğer enteresan takas konusu var. Bu da bir son dakika haberi. Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu. Amerikalı gazeteci, Wall Street Journal'da çalışan muhabiri Ivan Gerskovich Rusya'ya gitmişti bir süre önce ve girerken tutuklanmıştı casusluk faaliyeti gerekçesiyle. Amerika ile Rusya arasında bir esir takası yapılıyor. Bunun bugün veya ilerleyen saatlerde olması planlanıyor. Rusya dışında bir yere doğru esirler yola çıkmışlar. Ve büyük bir ihtimalle bugün ya da ilerleyen saatlerde Türkiye'de bir yerde bu takas gerçekleşecek deniyor. Mart 2023'te Gerskovich Ekaterinburg kentinde haber yaparken tutuklanmış ve casusluk suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
suçsuz olduğunu savundu. Wall Street bayağı bir bunu mevzu etti. Wall Street Journal falan ama aradan geçen zamanda muhtemelen bir takasta anlaşıldığı görülüyor. Guardian'a, İngiliz Guardian'a bu haberi Guardian'dan kestim. Guardian'a haber veren kaynaklar takasın Türkiye'de yapılmasının beklendiğini doğrulamış. Türk istihbaratı gene Guardian'a göre Perşembe günü kapsamlı bir esir takasını koordine edeceği açıklamasını yapmış Guardian'a göre. Dolayısıyla Türkiye'de bir yerde bu takas gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra da haberimiz olacak. En azından ön haber bu işin olduğunu anlaşıldığını gösteriyor. Yani bir yönüyle Rusya, yani bu şeyin iki tarafı var. Bir, herkesin teröristi ajanı kendine. Onun için ben yani uzun yıllardır böyle. Öyle kolay kolay herkese ajan veya herkese terörist veya terör örgütü demiyorum. Bir gazeteci olarak da dememek icap eder. Ama illa kullanacaksınız filancaya göre terör veya filancaya göre terör örgütü veya filancaya göre terörist diyebilirsiniz. İki, Amerika ile Rusya hani her türlü her şeyi kesmişlerdi. Kısıtlamalar var, ilişkiler kesildi, diplomatik ilişkiler kesildi. Rusya Ukrayna'ya girdiği için Putin rejimini neyse bitirmek için Amerika NATO ile birlikte elinde geneli ardına komuyor. Ama esir takası yapıyorlar. Anlaşıyorlar belli konularda. Zaten alttan yürüyen bir istihbarat, alttan yürüyen belli böyle diplomatik açık kanallar var. Bu böyledir zaten. Amerika ile İran arasında da var. Amerika ile ilişkimiz yok. Terör ülkesi, terörist ülke dediği ülkeler arasında da var. Ki İran böyle. Rusya böyle şu anda. Bir de böyle bir tarafı var. Yani öyle kolay kolay devlet dili kullanıp terör, terörist dememek, ajan falan casus dememek gerekiyor. Bir bu. İki, devletler sizi böyle peşine takar, sonra da iot gibi ortada bırakır. Ondan dolayı devletler arasında şunu unutmayın, her zaman alttan çalışan bir diplomasi vardır. Dönelim kahredici gündeme. BOTAŞ'tan açıklama, %38 doğalgaza zam. Alaaddin Aktaş Ekonomim Gazetesi'nden neden tüm oranları 38'e bağladılar acaba diye soruyor. Yıllık enflasyon tahmini 38, elektrik zammı 38, doğalgaz zammı 38. Birilerinin uğurlu sayısı mı acaba diye sormuş. Enteresan. Neden acaba? Bir kere daha hatırlatayım. Dün ekrana getirmiştim. Türk İş'e göre açlık sınırı 19.234, yoksulluk sınırı 62.652 TL bugün Türkiye'de. Özer Sencar, halkın geçim şartları 2 yıl daha böyle devam ederse iktidarı yapmayı hedeflediği CHP ile işbirliği bile kurtaramaz demiş. Burada birkaç haber var. Halkın geçim şartları kötüye gidiyor. Çünkü Mehmet Şimşek'e güven de yok. Mehmet, yani AKP-MHP seçmeninin 1/4'ü sadece güveniyor. 1/4'ü güvenmiyor ve beğenmiyor. Ve hükümet bunu sürdüremez diyor Özer Sencar. İki, hükümetin, iktidarın CHP ile işbirliği yapma planı var. Ama diyor onu o da kurtarmayacak. Yani bir sürü haber var tek cümlede. Teşekkürler. Teşekkürler Özer Sencar. Bu vergi levhaları dolaşımdaydı biliyorsunuz. Bir tane olumlu levha getirelim. 2021-22-23 eti. Hani bisküvi firması var ya, peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt, helva vesaire gibi ürünlerin imalatı diyor açıklamada da. Ana faaliyet şeyinde. 1.2 ya da 1.3 milyar vergi ödeyerek gerçekten göz doldurmuş. Etin rakibi kim? Ülker. Ülker batrah, yani sıfır çekmişti Yıldız Holding. Haliyle onu bilemiyoruz. Bir açıklama gelirse onu da paylaşırız. Yani eti Ülker'le rekabetinde vergide öne geçmiş görünüyor. Yıldız Holding'in, Ülker'in bağlı olduğu holding herhangi bir vergi ödemesi görünmüyor. Dönelim. Şimdi terör, terörist meselesi. Biraz evvel atıfta bulunmuştum. Ömer Murat harika yaklaşmış. Esad hakkında diyor Erdoğan, bana göre teröristtir. Hala buna kalkıp da dünyadaki devletlerin olumlu bir nazarla bakması izahı mümkün değildir demişti. Şimdi barışmanın yollarını arıyor. Böyle. Şimdi iktidarlarla veya devletlerle yürürseniz böyle şapa oturursunuz. Siz de ağzınızı doldura doldura Esad'a terörist dersiniz, Suriye terör devleti dersiniz. Sonra da böyle kalırsınız. Çünkü onda, yani Erdoğan'da veya bu liderlerde dönmenin sonu yok siyaseten. Bir ilke yok yani bu konularda. Yani bu dünyada da böyle. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ile ilgili kararını tanımıyor. Görevli yargıçlar diyor Amerika. Ama Putin ile ilgili kararını tanıyor. Bununla ilgili bir şey yani. Yani aynı mahkemenin
Putin kararını alkışlıyor hemen anında. Netanyahu kararını da yerden yere vuruyor ve yargıçlar satılmış demeye getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani zor bir konu. Onun için terör, terörist, ajan, casus falan bu konularda hemen atlamayın. En fazla red alan ülkeyiz. Evet. Gerçek gündem bu. Vizede engel sürüyor, randevu almak bile zorlaştı. Tur acentesi sahibi demiş ki artık yeşil pasaportluları tercih ediyoruz. Bağlarken Suat Kınıklıoğlu ile bağlayalım. Biraz önce Ankara'da bir mahalle berberine tıraş oldum. 36-38 yaşlarında, 2 hafta sonra Amerika'ya yerleşiyormuş. Daha ağır şeylerin yanında bu ülkede çocuk yetiştirilmez dedi. Haklı. Doktor, mühendis, bilişimci derken berber de terki diyar eğiliyor. Evet. Yurt dışına yani çıkan gençler kendilerini kurtarmak için çıkıyorlar. Ama orta yaş ve üstü de çocuklarını kurtarmak için çıkıyor. Gelinen nokta. O arada Pakistan'dan sonra vizede de en fazla red alan ülke Türkiye. Diyor ve bir manşeti de böylelikle noktalıyoruz. Yarın Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla.